Merhabalar, bugünkü aracımız 2006 model Citroen C5. Aracımıza Sony'nin Apple CarPlay ve Android Auto destekli iX8000 modelimizi entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyo ilgili noktadan çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan bir özel bir çerçeve kullandık. iX8000 cihazımız tek satır, tek din olduğu için arka ilk parçasını cihazın ana gövdesine montaj yaptık. İkinci üniteyi de ekran ünitesinde üst taraftan ilk üniteye montaj yaparak bu görünümü kazandırmış olduk. Bu aracın donanımında ilgili noktada aracın araç ayarlarını yapılabilen özel bir konfigürasyon bilgi sistemi var. Bu da normalde orijinal CD radyo üzerindeki bir tuş vasıtasıyla ilgili noktalara ulaşılabiliyordu. Orijinal CD radyo yuvadan ayırdığımızda ilgili noktadaki bilgilere artık ulaşım olmuyor. İlgili noktaya bilgileri tekrar iletişim kurulmasını sağlayan özel bir interfeys kullandık. Bu interfeyse direksiyon kumandası üzerindeki tuşlar vasıtasıyla erişim sağlatabiliyoruz. Direksiyon kumandasındaki ileri geri ses şarkı değişme tuşlarına aynı anda basılı tuttuğu zaman araç bilgi sistemi gördüğünüz gibi ekrana geliyor. Buradan da yakıt bilgilerine, klima bilgilerine, diğer konfigürasyon bilgilerine ulaşım sağlıyoruz. Tamamıyla orijinal CD radyo üzerindeki menü tuşuyla yapılan işlemler artık direksiyon kumandası üzerindeki bir tuş vasıtasıyla sisteme erişim sağlatmış olduk. Buradan da tekrar çıkış yapabiliyoruz. Tekrar gösteriyorum. İki tuşa basılı tuttuğum sisteme giriş yapıldı. Sistemde de ulaşabiliyoruz. Buradan bilgilere erişim sağlayabiliyoruz. Alttaki tuş vasıtasıyla da sistemden çıkmış oluyor. Aracın donanımı sorunsuz bir şekilde çalıştırmış olduk. Direksiyon kumandaları da yine cihaz üzerinde bir örnek gösterelim. Şu anda Spotify'a ulaştım. Apple CarPlay üzerinden. Ses açma, ses kısma. Direksiyon kumandaları da sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalışmış oldu. Geri tuş sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ses açma, ses kısma çalışıyor. Böylelikle aracın var olan sisteminden ödün vermeden hem bilgi ekranı çalıştırmış olduk hem de direksiyon kumandalarını cihaz üzerine entegre etmiş olduk. iX8000'de birkaç gün önce YouTube kanalımızda videosunu paylaştık. Cihazın teknik detaylarına, cihazın yapabildiklerine ilgili videodan ulaşabileceksiniz. Bunu da video içerisinde bir link paylaşacağız. Böylelikle iX8000 nasıl bir cihazdır, kullanıcıya neler kazandırıyor, bunları sorunsuz bir şekilde hepsini izleyebileceksiniz. Bu aracın özelinde bir de geri görüş kamerası eklentisi yaptık. Geri vites attığı zaman otomatik kamera devreye giriyor. Boş ya da ileri vites aldığım zaman kamera devreden çıkmış oluyor. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.